Bir daha benden habersiz dışarı çık bakayım, bak neler ediyorum sana. Vakfa gittim validem. İşlerin başına. Ne işi? Farya'yla gitmişsin. Neden onu benim vakfıma sokuyorsun? Ahali görüp kim diye sual edecek. Ne diyeceksin? Abimin gönül eğlencesi mi? Siz de biliyorsunuz ki validem, Farya bir gönül eğlencesi değil. Aralarında öyle bir aşk var ki kimse duramaz önlerinde. Gel. Vade Sultanım. Asıl o başımız size haber vermemi istedi. Mesele mühimmiş. Hayırlar olsun İlyas Paşa. Gece vakti. Nedir bu ziyaretin sebebi? Telaş etmeyin Ester Hatun. Biraz paraya ihtiyaç hasıl oldu da. Zannediyorum tedarik edersiniz. Ne kadar lazım? 10.000 altın bulsan kâfi. O kadar altın kim kaybetmiş, ben bulayım. Sen bulamayacaksın da kim bulacak Ester? Malum cümle Osmanlı mülkünün akçeleri sana akıyor. Ya elimde geleni yaparım da. Nasıl ödeyeceksin sonra? Malum artık bir vazifen de yok. Hep böyle gitmez ya hatun. Devran döner. Ben de hak ettiğim sadaret makamını alırım elbet. O vakit payını alacaksın. Hem belli mi olur? Yanımda götürürüm seni de. Helalim olursun. Ben vaziyetimden memnunum paşam. Başka bir diyeceğin yoksa uğurlar ola. Valide Sultanım. Mühim demişsin. Hünkârımızın emri üzere Elanur Hatun'un ölümünü tetkik ediyorum Sultanım. Haberim var. Nesini tetkik ediyorsun? Vaziyeti izah etmediler mi sana? Sultanım. Hatun'un gebe olduğunu biliyorum. Ve kimden olduğunu da. Şehzade Kasım Hazretleri. Kim söyledi bunu sana? Haremde yaptığım tahkikat neticesinde öğrendim sultanım. Sen aklını mı yitirdin? Haremdekilerin lafıyla bir şehzadeyi nasıl itham edersin? Bu edepsizlik kimin aklına düşmüş? Bu ne cüret? Hekimler hatunun gebe olduğunu teyit etti sultanım. Ben de hünkârımıza söylemeden evvel sizinle konuşmak istedim. Müsaadenizle. Silahdar. Eğer ağzını açıp tek kelam edersen başına gelecekleri tahayyül dahi edemezsin. Hadise meydana dökülmüş zaten sultanım. Elbet hünkârımızın kulağına da gider. O zaman vaziyet daha kötü olur.
Ben istiyorum ki sizden öğrensin. Zira ancak siz durabilirsiniz önlerinde. Eksik olmayın hünkârım. Verdiğiniz kararla beni ihya ettiniz. Size müteşekkirim. Bana değil Bayezid valideme teşekkür et. Onunla konuşmuşsun. Okuyamamış sana. İşin aslı benim de gönlüm razı gelmedi senin üzülmene. Ömrüm oldukça duacınızın hünkârım. Lakin nahoş vaziyetlere de meydan verme. Validini tehlikeli işlerden uzak tut ki kimse üzülmesin. Siz nasıl emredersiniz hünkârım? Çekilebilirsin. Ne yaptığını biliyorum Bayezid. Validenle birlik olup oğlumun kuyusunu kazdım. Ben bunu unutur muyum sanıyorsun? Hadi unuttum diyelim, sineye çektim. Sen unutabilecek misin? Kardeşini kendi ellerinle ölüme gönderdiğin aklından çıkacak mı? Vicdanın rahat edecek mi? Sen öyle bir kuyu kazdın ki o karanlık, dipsiz kuyu hepimizi içine çekecek. En başta da sen. Ben senin hep yanında durdum. Kendi evladım gibi sevdim seni. Lakin bu son. Son kez yanında duruyor. Bundan böyle ben yok. Geldiğimi haber edin. Gel. Valide. Sual dahi etmeden beni dinle aslan. Cariyen Elanur hırsız değildi. Onun kabahati başka. Hamileydi. Müsebbibi Kasım. Siz benden saklamayı tercih ettiniz. Ne yapabilirdim? Sana aksettirmeden halletmeye çalıştım. Zira mevzu bahis hanedanımızın itibarıydı. Ve elbet iki kardeşi karşı karşıya getirmemeye çalıştım. İkiniz de evladımsınız. Mesele malumum oldu. Dairenize dönün validem. Murat, o senin kardeşin. Canından bir parça. Ne olur onu bağışla. Affet. Affetmek büyüklüğün şanındandır. Ne olur... Ne olur... Validem! Ağır! Ekip çağırın! Ağır! Validem. Sultanım.
kim çağır Kemal Keş? Derhal. Söz ver bana. Ağlar! Ağlar çabuk! Söz ver. Kardeşinin canına kıymayacaksın. Valla? Kasım'ın canına kıymayacaksın. Anlık hakkımı helal etmez. Valla?